Yaşam Okulu takipçilerim, öncelikle güzel bir akşamımız olsun. Sevgiyle olsun, kalpten dile olsun, dilden gönüllerinize olsun. Bu akşam çok güzel bir konumuz var. Aynı zamanda konuğumuz var. Aynı zamanda bir kalp adamının, bir ruh adamının bizimle olan sohbeti var. Dolayısıyla bu akşam kalpleri meşk etmeye geldik. Bu akşam sizleri biraz feyiz aldırmaya geldik. Bu akşam elimizden geldiğince, kalbimizin yettiğince, gönlümüzün dolduğunca sizlerin fikirlerine, düşüncelerinize ilham olmaya geldik. Bu akşam değerli üstadımız, değerli insan ve birçoğumuz onun eğitimlerine gitmiştir. Birçoğumuz onun yaptığı güzel işlerin içerisinde mutlaka bulunmuşuzdur. Değerli insan Bülent Gardiyanoğlu ile beraberiz bu akşam. Bu akşam bize eşlik edecek. Bu akşam beraber sohbet edeceğiz ve sizlerin enerjisiyle inşallah dilimize güzel şeyler dökülecek. Öncelikle bütün katılan değerli dostlarıma gerek zaman harcadıkları için, gerek kalpleriyle burada oldukları için sonsuz teşekkür ediyorum. Bülent Gardiyanoğlu'nu zaten tanıyorsunuz. Kitaplarını okudunuz. Bağ kesme, bağ şifalandırma, evrenin ilahi dili ve daha birçok nicesi. Ama Bülent Gardiyanoğlu gibi değerli dostlar hep kalpten konuşurlar. Hep ruhlarıyla konuşurlar. Hep ruhlarıyla insanlara feyiz olurlar. Bugün değerli üstadla beraber güzel bir sohbet edeceğimize inanıyorum. Sizler de kalbinizden geldiği gibi lütfen söylediklerimizi, sohbetimiz esnasında konuştuğumuz her şeyi hiçbir direnç göstermeden sevgiyle, kalbinizle alın bence. O kalple aldığınız o bilgiler bence hayatınıza çok güzel nakışlar elde edeceksinizdir. Buna vesile olmayı Rabbimize nasip etsin inşallah, öyle diyelim. Ve o niyetle başlayalım. Evrenin ilahi dili dediğimiz, onu üstadın kitabından dinleyeceğiz. Onun yorumundan dinleyeceğiz. Ben naçizane bir şeyler eklemem gerekirse ben ekleyeceğim. Ama bugün Yaradan'ı konuşacağız. Bugün insanı konuşacağız. Bugün duaları konuşacağız. Bugün kelimeleri konuşacağız. Bugün insanı konuşacağız kısacası. Bunun için Bülent Gardiyanoğlu aramıza, canlı yayına katılırsa sohbetimize başlayacağız zaten. Ama şunu bilin ki bu akşamki sohbetimizde gerçekten kalplerimiz meşk edecek. Ben buna inanıyorum. Özellikle Bülent Üstad bu saati seçti, 22.30'u. Hani insanların daha rahat olması, daha rahat dinlemesi için biz de sonuna kadar buna eşlik ettik. Efendim, bir insanın evreni anlaması, ilahiyatı anlaması, ilahi yasaları anlaması Allah'ın ona verdiği hak ve hukuk kanunları içerisinde olur. Hep derim ya ben eğitimlerimde ve sohbetlerimde, insan rızkı kadar her şeyi alır. Rızkımız da varsa bir şeyleri alıyoruz. Ama rızkımız da yoksa, önümüze biri altın tepsiyle de sunsa veya gelip beynimizin içerisine şırınga ile de enjekte etse maalesef olmuyor. Onun için biz aslında bir şeylere ulaşmaktan daha çok hak etmeye uğraşmalıyız. Hak ettiğimizi sindirmeye uğraşmalıyız. O zaman göreceğiz ki hayatımızdaki birçok şeye ulaşıyoruz. Ama bunun için kainat, evren, adını ne diyorsanız bunu anlamak lazım. İnsanı anlamak lazım. Ruhu anlamak lazım. İsteklerinizi anlamak lazım. Sonuca odaklandığımızda hırs oluyor arkadaşlar. Ama amaca odaklandığımızda o bizim için fayda oluyor. Dolayısıyla yaşamımızdaki bütün her şey aslında bir niyetle başlıyor. O niyeti de ettiren Yüce Yaradan, isteği de yaptırtan Yüce Yaradan, biz sadece ona ulaşmak için çalışıyoruz. Evet, değerli Bülent Hocam, bir gönderirsen isteğini ben hemen seni şuradan alırım ve yayına seni bağlarım. Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan, evet, ben isteğimi gönderiyorum. Bülent Gardiyanoğlu'nu canlı yayına bekliyoruz. Evet, değerli üstad, hayırlı akşamların olsun. Hayırlı akşamlar güzel kardeşim. Nasılsın? Elhamdülillah, şükür. Sen nasılsın değerli üstadım? İyidir. Bir sürü anlattın ama anlattıkların kendinde olanlar, bende olanlar değil. Sevgili. Nasıl gidiyor? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun?
Vallahi koşturuyoruz. Sen de, ben de aynı şey. Bizim için zaman, mekan fark etmiyor. Olduğumuz yerden hizmet etmeye, katkı olmaya devam ediyoruz. Güzel. Nasıl yavru vatanda durumlar nasıl? Kıbrıs 2 gün önce sokağa çıkma yasağı bizde kaldırıldı. Bizim hükümet çok hızlı davrandı. 13 Mart'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi burada. 13 Mart'ta. Yurt dışından girişler kapatıldı. Şimdi küçük ada olmanın avantajı girenin çıkanın belliydi. Ve 17-18 gündür de koronavirüs gözükmedi diye 2 gün önce bize sokağa çıkma izni verildi. Bu virüs sürecini Aralık'ta, Kasım Aralık gibi seminerlerde söylemiştim. Çin'le Amerika'nın bir laf dalaşı olduğu yıllar önce. Çin mal satmaya çalıştıydı Amerika'ya. Amerika kota koyacağını söylediydi. Ve ondan sonra bir anda kuş virüsü çıktı Çin'de. Evet. Ve bu Amerika'da 2 tane anne gözü yaşlı ağlıyor. Çin'den aldığımız oyuncaklardan çocuğumuza kuş virüsü bulaştı. Çocuklarımız hayatını kaybetti. Biz Çin'den mal almayacağız deyip bir anda Amerika'da korku salmışlardı ki büyük ihtimal istihbarat anneleriydi onlar. Aynı dalaşma başlayınca ben etrafımdakilere söyledim, hazırlanın. Bir virüs çıkacak yine, adının ne olduğunu bilmiyorum, çıkacak. Ama bu kadar bizi eve kapatacağını 3-5 yıl sonra tahmin ederdim. Onu söyleyeyim. Ama vardı, bu Gönül Gözü kitabında yazmıştım çünkü bunları. Ve biz Ocak, Şubat gibi hazırlandık. Ve Şubat'tan sonraki tüm etkinliklerimizi erteledik ileri bir tarihe. Evin bir bölümünü stüdyoya çevirdik. Hazırlıklarımızı yaptık. Ve 45-50 gündür evden senin dediğin gibi hizmete Devam devam. ediyor. Sen ne yapıyorsun güzel kardeşim? Bizim Yeni Yaşam Okulu'muz yakın tarihte açıldı ve biz onu Hayırlı kendi, olsun. teşekkür ederim, yakın bir alana biz de onu organize ettik. Ama aynı zamanda da şu anda evlerimizin içerisinde takım arkadaşlarımızla beraber biz de senin yaptığın gibi, biz 3 yıl önce dijitalleşmeye önem vermiştik senin Çok yaptığın gibi. güzel. Sen çok daha Çok önce güzel. de yaptın bunu. 3 yıl önce biz dijitalleşmeye çok önem verdiğimiz için şu anda onun faydasını çok fazla görüyoruz. Çünkü bunun böyle gitmeyeceği zaten sistemsel olarak da belliydi. Bir ıslahiyet gerekiyordu hepimize. Şu anda Bir tokat diyorsun. evet, bir ıslahiyet gerekiyor. Kibarca, evet. Aynen. Şu anda işte biz de bu süreci yönetiyoruz. Şimdi ben, bana gelen bütün değerli dostlarım, eğitimlerime gelen, kitaplarımı okuyanlar, konuştukları her böyle 5-10 cümlede bir ben senin cümlelerini görüyorum üstadım orada. Yani o salonlarda dolu dolu insanlara yaptırdığın o şifalandırma çalışmalarını, kitapların içerisinde kullanmış olduğun o üslupları, insanlar o kadar güzel içselleştiriyor ki ve hayatlarında dönüşümlere sebebiyet veriyor ki, özellikle bunu seninle çok konuşmak istediğim için bu akşam naçizane sen de bunu kabul ettin ve beraberiz. İnsanın Eyvallah hocam. bütün hikayesi zaten, hani bunu sen de biliyorsun, ne yaparsak yapalım bir yaradana ulaşma hali var. Ya şükürler olsun diyoruz ya Allah'ım kurtar beni diyoruz. İkisinde de ama ona gidiyoruz yani bir şekilde. Şimdi bu zor zamanlarda özellikle bu aydınlanmayı hani biraz geciktiren, toleranslı olanlarda şu anda nasıl bir katkı olabiliriz beraber? Burada şu an ne söyleyebiliriz? Senin çok güzel bir kitabın var. Ben ondan çok etkileniyorum. Evreni İlahi Dili diye. Özellikle de hani konuda onu seçtim, onu konuşalım diye. Şu anda evrenin ilahi dili konuşuyor zaten her yerde. Hocam şöyle söyleyeyim. Ben kişisel gelişimci değilim. Onu baştan söyleyeyim sana. Biliyorum. Benim asıl uzmanlığım IT, yani teknoloji. Çok net belli hocam. Evet, teknoloji. Uzmanlığım teknoloji, yazılım ve aynı zamanda endüstri ürünleri tasarım. Yani güzel sanatlar mezunuyum. Tasarımcıyım. Ha şunu sorarsan psikolojiyle merakın nedir? Üniversitede şunu eğitimlerini aldık. Objelerin insanlar üstündeki etkileri.
Yani ben nasıl bir telefon tasarlarsam, nasıl bir araba tasarlarsam, nasıl bir kıyafet tasarlarsam ya da nasıl bir bardak tasarlarsam bu senin dikkatini çeker üstüne eğitimlerimiz var. Yani insanların psikolojik eğitimlerini de biz üniversitede aldık. Şimdi ama hikaye bu değil. Hikaye şu. Ben çocukken annem hem lisede öğretmendi hem de akşamları eve karı koca insanlar gelirlerdi. Annem ve o karı koca odada otururlardı. Suratsız girerdi insanlar içeriye ve güler yüze çıkarlardı. Bu sana dediğim 1980-82 yıllarında, 83'te filan. Sonra anladım annemin aslında onlara yol gösterdiğini, rehberlik yaptığını, akıl fikir verdiğini sonra anladım. Ben kendi işlerimi yaparken ki 4 sınav kitabında yazdım, bu süreci yazdım hepsini. Baktım ki insanlar az önce dediğin gibi oyalanıyorlar bir yerde. Yani o değişim sürecine direnenler var dedin ya. İşte o arkadaşlar oyalanıyorlar bir yerde. Nedir oyalandıkları? Şimdi sana bana çocukken ne öğretildi? Oku, paçanı kurtar, hayatını kurtar, yuvanı kur, sesini de çıkartma. Garanti bir maaşın olsun, emekliliğin garanti olsun ve öl. Garanti. Bize böyle bir tablo çizildi ve benim beynime çizilen bu tablonun dışına çıkabilmem 32 yılımı aldı. 32 sene ben o sen iyi bilirsin akvaryumdaki köpek balığının hikayesi var ya Aynen. öğrenilmiş çaresizlik. Evet. Ben bu adanın içinde o öğrenilmiş çaresizliğin ne olduğunu çok iyi bilirim. Çünkü 74'te savaş bittiğinde 75'te biz evlerimizi bırakıp başka evlere yerleşmek zorunda kaldığımızda babam annem anlatır. Biz ölen insanların cesetlerini evden çıkartır. Evi temizledik, mahalleyi temizledik ve eve anca yerleşebildik. Şimdi bunu niye söylüyorum? Aynı süreç Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nda oldu. Ondan sonraki süreçlerde oldu. Yani Türkiye'de de Kıbrıs'ta da hep bir karışıklık, hep bir savaş hali, hep bir gerginlik vardı. Bu insanlarımızı beni de dahil, anne babamı, nene dedemi de dahil. Şimdi önce toplumu anlamamız lazım. Kıtlık bilincine sürükler. Neden kıtlık bilincine sürükler? Şimdi sen ben gidip marketten alışveriş yapabiliyorduk. Ama bundan 50 sene önce bir bakkal vardı mahallede. Onda da bulursan fasulye, bulursan biraz şeker, bulursan da biraz margarin vardı. Şimdi ne oldu senin annen, baban, nenen, deden, benimkiler de dahil? Kıtlık bilinci ekildi. Kıtlık bilinci korkuya sebep verir. Korkun apar, aman oğlum ayağın yorganına göre uzat. Aman hayal mi? Boş ver sen bunları. Sen gerçekçi ol. Hiç sen kafanı yorma. Şimdi düşün arkadaş. 93'te internete evdeki tüplü televizyonu, baksana özgüven eksikliğimi anlatayım. Evdeki tüplü televizyonu bir cihaz geliştirdim, tasarladım ve evdeki tüplü televizyon 93'te internete girip online alışveriş yapabiliyorsun. Daha kimse internetten haberi yok. Bunu ben yaptığımda dedim ki amma da salak proje yaptım ya. Zaten bunu herkes düşünmüş. Herkes zaten yapmıştır. Benimkini niye alsınlar ki? Artı bak kişisel gelişimcilerin en büyük sıkıntısı nerede? Hakkını arama kısmında. Ya ben bunu yaptım. Kim buna para verir ki? Kim bunu satın alabilir ki? Neden alsınlar ki? Koskoca gezegen Amerika, Silikon Vadileri, orası burası benden mi alacaklar deyip ben projeyi özgüven eksikliği, kendime olan inanç eksikliğinden attım kenara. Hala daha benim 93'te çizdiğim projenin şimdiki smart TV'lerde ancak istediğim kıvama geldi. Düşünsen kaç sene önce 27 sene 28 sene önce çizdim. Şimdi ancak geldi. Peki şimdi neden bunu yapmıyorum? Sen iyi anlayacaksın beni. Bunun yaşam yolumda olmadığını hissediyorum. Yani mesela senin yapabileceğin 10 tane çok güzel şey var. Ve sen bilirsin ki elini neler alsan başaracaksın. Ama dokuzunun artık senin yolunda olmadığını. Gitsen bile evet para kazanabilirsin, başarı elde edebilirsin, fayda sağlayabilirsin ama gitmen gereken diğer istikametteki yani
yazgını gidemeyeceğini fark ediyorsun ve o zaman ora bura zıplamıyorsun artık. Ben de akışa bıraktım hayatımı ve akış aldı gidiyor bir şekilde. Yani tekrar söylüyorum, ben kişisel gelişimci değilim. Fakat eğitimlerim var mı? Birçok eğitim aldım. Birçok eğitim aldım. Fakat bu iş eğitimle ilgili değil hocam. Bu iş, bu kafana aldığın bir sürü bilgi var ya, onları hale geçirmek. Hale geçirmediğimiz için kendi kuyruğunu kovalayan kedi gibi hayatımız tekrara girdi. Döndük durduk, döndük durduk yerimizde. Ve şu an bütün çabam, Bülent olarak bütün çabam, kişisel gelişimcileri, psikologları, psikiyatrları, travma terapi uzmanlarını, nefes hocalarını, yani insanın uyanışına yardımcı olabilecek herkese, hadi arkadaşlar, yani harekete geçin. 2009'da canlı yayınlara çıkarken ulusal kanallarda kalktım bunu söyledim canlı yayında. 11 sene önce bunu söyledim canlı yayında. Beni telefondan aradı arkadaşlarım, ya Bülent sen kendine rakip mi yetiştireceksin? Deli misin, başka kişisel gelişim zaten sen para kazanıyorsun, seans yapıyorsun. Hani ekmeğini niye böleceksin ki başkasına? Dedim ki arkadaşlar, küçük düşünmeyin. Bu gezegende 8 milyar insan var. Bülent 1000 sene yaşasa bile, günde 24 saat çalışsa bile bu insanların milyonda birine ulaşamaz. Bu yüzden senin gibi, senin akademin gibi, daha Türkiye'nin, Avrupa'nın, dünyanın birçok yerindeki akademiler gibi insanların harekete geçmesi lazım, ama sıkıntı ne biliyor musun? Kötüler köpeksiz buldu mahalleyi, değneksiz geziyor. İyiler de güvence kalesi içinde korkuyla sinip oturmuşlar hocam. Bülent Hocam aslında çok güzel izah ettin. Ben de böyle çok kısaca izah ediyorum Lütfen kulağım böyle sende. bir söylemi. Ben diyorum ki insan standart paketle dünyaya gelir. Sonra aynı bizim hani sen bu konularda uzmanlık alanında bu olduğu için bir telefon Uzman değilim bu hocam. Yani usta da değilim, üstad da değilim. şu Arıza konuda bir adamım, yani şu söyleyeyim konuda sana. dijital anlamda ne dedin? Benim mesleğim aslında endüstri Ha, mühendisliği. dijital tarafta kabul Ha, o ediyorum. kısmından şu an bahsediyorum. Çünkü anlatacağım şey orayla doğru orantılı. Standart paket olarak dünyaya geliyoruz. Daha sonra o standart paketin içerisinde birçok yetki alanı var. Biz yaptığımız davranışlarla ve yaşamımızın içerisindeki işte biz ona soy diyoruz, zürriyet diyoruz, aile diyoruz, insanlık fıtratı diyoruz. Bunlara karşı gösterdiğimiz bütün davranışlarla orada tikler geliyor. Allah tarafından diyor ki bu tiki açayım ben, bunun yetkisini kullansın. İşte o güvendir, ileriye gitme halidir, O hareket. tik aslında ilimdir hocam. Eyvallah. Yani mizansel olarak şu anda insanlara daha Checkboxlar ilimdir. Evet. insanları anlatabilmek için diyoruz ki en kolay böyle anlarsın. Yani o tikleri açabilmen için bonuslara ihtiyacın var senin. O bonuslarda senin kendine olan saygın, yaratılmışlığa olan saygın, Eyvallah. yaratanın sana vermiş olduklarına olan şükrün ve razılık ve tevekkül halin o tikleri açacak ve sen ondan sonra o güvendir, korkudur, kıtlık bilincidir. Onların üstesinden gelebilmek için Allah'ın sana verdiği ilimle devam edeceksin yoluna. O ilimlendikçe de sen korku dediğin şeyin daha küçük olduğunu, senin daha büyük olduğunu, Yaradan'ın sana verdiği güce inandığında, inanmak zaten Allah'a ilk önce kendine inandırıyor seni. Allah ondan sonra diyor bana inanacaksın diyor. Ve yürüyoruz biz ondan sonra. Ama şuna inanıyorum. Rızkı veren Allah'sa eğer, rızkı hak etmek için çabalayan da insansa eğer, çabası kadar korkusunun üstesinden geliyor. Çabası kadar, emeği kadar hayatında sahip olduklarına gidiyor. Hepimizin, birçok insanın zaten o musibetleri, belaya, belaları da hediyeye dönüyor. İşte benim bir sağlık sorunuyla bugün seninle bu hasbihali yapıyoruz. Senin zamanında yaşadığın O vesile oluyor. vesile oluyor. Evet, senin işte zamanında az önce anlattıkların şu anda seni burada bu kadar gelişmene sebebiyet veriyor. Ama biz insan bilinci sınırlı Geliştiğimi bilmiyorum. sınırlı akıllar olduğumuz için biz o kadar büyük düşünemiyoruz. Yani senin o 93'te bulduğun hikayenin eğer sınırlarını kırabilseydin o zaman belki şu anda biz seninle Bill Gates gibi konuşuyor olabilirdik şu anda burada. Hocam çok rahat olurdu. Ben sana söyleyeyim. Çok rahat olurdu. Kendi teknoloji performansımı bildiğim için çok rahat olurdu. Fakat şunu söyleyeyim size. 39
40 yaşındayken, şu an 45'e geliyorum inşallah. Bir yaş varmış hocam aramızda. Öyle. Öyle. Zaten 70 serisi arıza biliyorsun. Evet, doğru. Aynen. Normal kafa değiller. Aynen. Arada kaldılar. 60'larla 80'lerin arasında kaldılar. Şimdi eşimin üniversitesine gittim. Eşim rektörün sekreteri. Rektörle de aramız iyi. Beni görünce gel sohbet yapalım dedi. Gittim, oturdum. Yani 20 kusur kitap yazan bir rektör, inanılmaz bilgili bir insan. Ben de bütün kurulan bu sistemimizi düşündüğüm bir dönem. Nasıl bir değişiklik yapmam lazım? Yani çünkü sınırlar Bülent'e dayandı. Benim bilgim daha fazla götüremiyor işi. Yani benden daha iyisini bulmam lazım. Burası bizim toplumda şeydir, tehlike noktasıdır. Çünkü korkan kişi kendinden daha bilgili biri olursa yanında işi ondan öğrenip alıp gideceğini zanneder. Eyvallah. Ben de kendi bilgimle bir yere kadar geldim. 39-40 yaşında tıkandım. Moral de bozuk. Sen içinden duanı, niyetini yap. Cevabını Allah'ın bir kulu sana veriyor vakti kendinde. Ben hiç soru sormadan rektör başladı bana böyle yapmaya. Bak evlat dedi. Bizim dedi patron bu üniversiteyi 40 bin öğrencileri var. Sıfırdan açtığımızda patron 40 yaşındaydı dedi bana. Ben hemen düzeldim koltukta dedim ki Bülent Rabbin sana bir haber gönderiyor sana. Yani sen bir soru sordun birkaç gün önce. Rektör sana cevabını veriyor. İlk başta çok düşündük nasıl yapacağız. Çünkü koskoca bir tarla. Konya'nın Meram Ovası'nı düşün. Bir tarla gibi burada bir tarla. Tarlanın içinde bir tane küçük bir bina. 10 tane de öğrencileri var. Adam 40 yaşında bununla başlamış ve 25. yıllarını kutluyorlardı. 40 bin öğrenciyle. Şimdi bunu o gün aslında hepimiz vesveseye yenik düşüyorduk. Hepimiz arada dibe iniyorken, yani down derler, enerjimiz düşüyor arada. Biri geliyor sana sesleniyor aslında ve onun seslenişi senin haykırışının doğasının cevabı aslında. Ondan sonra dedim ki tamam ben 50 yaşıma kadar bir depar yapayım bakalım ne olacak dedim. Ve bütün yapıyı, serverları, yazılımları, ekipleri, her şeyi tekrar gözden geçirdik. Bir de benim eşim çok iyi gözlemcidir. Beni kimle ilgili uyarıyorsa eşim ve annem ya günün sonunda bu kadınlar hep mi haklı çıkar arkadaş? Evet. Yani bu kişisel gelişimle ilgili bir şey değil. Yani ne olursa olsun dönüyorlar, dolaşıyorlar, haklı çıkıyorlar. Tamam. Çünkü detaya bakıyorlar hocam. Biz birbirine bakıyoruz. Onlar detaya bakıyorlar. Detaya bakıyorlar. İyi ki bakıyorlar ama. Yoksa yani ben eşime söylüyorum. Sen olmazsan benim hayatımda hani ben dağınıklıktan giderim arkadaş. Yani o yüzden ikimizin zıtlığı bir bütünü teşkil ediyor Allah'a çok şükür. Ve eskiden onun zıtlığına odaklanırdım. Şimdi onun iyi tarafının zıtlığıyla bütünlükte daha güzele gidebiliyoruz birlikte ve bunu eşim de farkında, ben de farkındayım. Yani evde aramız iyiyse her şey, bütün işler, online işler, kitap satışları, her şey yolunda. Eşimle gerildik mi? Ben de Evet. server'dan yani şöyle gösterebilirim. Evet. Buradan bende inanılmaz bir laboratuvar burada var. Burada her taraf bilgisayar. Hani küçük bir odayı anında donattık. Evet. Her şeyi online görebiliyorum. Kim geldi, kim gitti, nereden bağlandı, ne kadar kaldı, nereyi dinledi. Statistikleri görebiliyorum. Tam benim Eşimle hocam sen işte. Aynı. öyle Ya bizim kafalar aynı çalışıyor. öyle ve eşimle gerildim de arkadaş. 10 katı ziyaretçi sayısı düşüyor. Tüm ortamlarda. Arkadaş ben Kıbrıs'ta küçük bir mahallede evde eşimle gerildiğimi Kanada'daki adam nereden biliyor? Hadi sen açıkla hoca bunu. Hadi bakayım. Cevabını biliyorum. Ben cevabını sana şöyle vereyim. Ben bunu defalarca farklı şekillerde test etmişim hocam. Şimdi nasıl dünyada bir dualite varsa ve her şey zıttıyla güzelse, yani güneşle ay gibi, siyah ile beyaz gibi, kadınla erkek gibi de aynı şekilde kadın berekettir. Erkek de harekettir.
Eğer ki bereket kesilirse hareket hiçbir işe yaramaz. İstediğin kadar çabala ki sen bunu çok Havanda su dövüyorsun. çok güzel anlattın. Dedin ki 40 yaşına kadar geldim şunu yaptım. Ama o zamana kadar demek ki eşinin zıt yönlerine kafayı takmışsın sen. Şu Çok an çok. zıtlığın da aslında bir fayda olduğunu anladığın için o zıtlık senin şahsına yönelik bir şey değil aslında. İter ve çeker yapmak için aslında. Aynen İşte öyle hocam. şifreyi çözdüğün için şu anda artık iter ve çeker. Yeni ay ve dolunay gibi hareket ediyorsun hocam şu anda. Öyle. Bizdeki durum böyle. Sizin akademi hangi şehirde şu an? Şimdi biz İstanbul'dayız hocam. Aslında küçük böyle bir kasabada, Silivri'de yerimiz burası. Ama biz Bursa'da, Ankara'da, Türkiye'nin birçok yerinde seminerler ve eğitimler veriyoruz. Aynı Bizim şekilde. gibi yani mekan tutup Aynen. toplanıyorsunuz. Aynen hocam. Hatta siz veriyorsunuz. Biz Onunla bir kahve okul. içmeye nereye geleceğiz? Sen onu söyle hoca. Bir daha söyleyeyim. Biz kahve içmeye nereye geleceğiz? Siz kahve içmeye Silivri'ye geleceksiniz. Eyvallah. Silivri'de beraber içeceğiz kahvemizi. İnşallah. Biz ama şöyle bir şeyimiz var. Birbirimizden fark etmeden sen bir eğitim, bir seminer yapıyorsun. 2 gün sonra orada ben yapıyorum o otelde fark etmeden. Böyle birbirimizi takip eden bir yönümüz var. Gidiyorum diyorlar ki 2 gün önce Bülent Gardiyanoğlu buradaydı sonra biz yapıyoruz. Biz yapıyoruz diyorlar ki 2 gün sonra Bülent Gardiyanoğlu gelecek buraya. Dolayısıyla Eyvallah hocam. bilmeden ve fark etmeden birbirimizi takip ediyoruz aslında. Eyvallah hocam. Buna çok inanırım. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Bülent olarak bütünü aydınlatmadığıma inanıyorum. Otobandaki sadece bir lambayım. Bir lamba. Yanımdaki lamba Cenk. Onun yanındaki lamba Cenk'in dokunduğu bir kişi. Onun yanındaki lamba Cenk'in dokunduğunun dokunduğu bir kişi. Benim diğer tarafta benim dokunduğum bir kişi. Onun yanında onun dokunduğu bir kişi. Yani otobanı aydınlatmak için bütün hizmetkarların ayağa kalkması lazım. İşte benim 11 yıldır yapmaya çalıştığım bu. Yani benim ticaretim mi? Ticaretim değil. Benim işim reklam şirketim vardı hocam. Yani ben para kazandığım bir işi, çok iyi para kazandığım bir işi bırakıp para kazanmadığım bir işe girdim. Çünkü bizim toplumda şöyle bir sıkıntı var. Eğer medyum Cenk'le medyum Bülent burada buluşup altının kaç lira olacağını, hangi ünlünün kimden boşanıp kimle sevgili olacağını söyleseydi, şu Aynen. an 518 değil, 518 bin kişi bizi izlerdi Aynen öyle ve hocam. banka hesaplarımız dolar taşırdı. Şimdi sen kalk de ki canlı yayında hafta sonu biz Ankara'da 10 lira kişi başı atölye yapacak. 1000 lira değerinde 10 lira yapacak da. Buradan 1000 kişi teşekkür eder sana. Aradan 2 tane çıkar arkadaş der ki ne yani parası olmayan gelemeyecek mi? Ölelim mi biz? Diye söylenirler. Bunu nereden biliyorum? Çünkü eski Bülent böyleydi. Ben eskiden yıllar önce kişisel gelişim seminerlerine giderdim. Arkadaşlara hep böyle derim. Bunları zaten biliyorum. Sonra salondaki kişi sayısını hesapladım. 40 kişi 100 dolardan 4000 dolar. Oh, adam ayda 4 tane seminer verse 16.000 dolar. Ben hep uzun zaman önce öteki hocaların kazandığı parayı hesaplardım. Sonra yuhalardım. Sonra bu bilgiler paylaşılmaz dedim. Böyle hep dipte gezerdim. Ne zaman üretken ve Allah yolunda yani bir var batıl bir var hak yolu. Hak yolunda helal yoldan başaran insanları görmeye başladığımda dedim ki al ver dengesi yapmak lazım. Ve ilk mecburi koçluğa başladığımda onu da 4 sınav kitabında yazdım. Çok komik bir koçluk başlangıcı var bende. Ben koç olmak istemedim hocam. Ben yazar olmak da istemedim. Seminer vermeyi hiç istemedim. Yani ne istemediysen başıma geldi benim. Onu baştan söyleyeyim sana. İşte onu Yani bir şey yapacak derler ya. demek ki bir yola giresin. Reddettiğin için var ettin orayı aslında. Bilemiyorum yani derler bazen çok iste ben çok istemedim tam tersi hiç istemedim istemedim her şeyde başıma geldi şimdi çok güzel bir reklam ajansım var ve Kıbrıs'ta sinemalara reklam çıkıyorduk çok güzel para kazanıyorum her şey çok yolunda çok iyi gidiyor her şey sonra dedim ki ya bu sinemanın zaten 15 dakikasını ben filmin öncesi satın alıyorum.
Her zaman 1 dakika, 2 dakika boşum var. Araya ben bir ürün koyayım da mal satalım dedim. Bak ticari düşündüm, yalan yok. Yıllar önce. Belki 15 sene önce filan. O dönemde de televizyonda bu marankiler, rezan kirazların dolduğu, işte bu taşı takarsan koca bulursun, bu taşı takarsan piyango sana çıkar, çocuğuna bu taşı alırsan evlenir, 2 tane alırsan zengin bulur dedikleri bir dönemdeyik. Yani böyle herkesin beyninin sulandığı bir dönemde. Arkadaşım diyor ki bana, doğal taş filan sat sen, çok karlı bir iş. Tamam dedim. Tahta Eminönü'nden doğal taşçılar var biliyorsun. Oradan doldurduk malı, kargoya verdik. Kıbrıs'a geldik. Gümrükten aldık malı. Dükkana koydum. Şimdi dijital ortamı bildiğim için fotoğraflarını, videolarını çektim. Montajladım. Gecesi de sinemada perdeye koydum. Doğal taş dükkanı. Ertesi gün geldim de dükkana mal bitti. Mal bitti dükkanda. Yani herkes deli gibi taş alıyor ve tabii o dönem koşluk eğitimim var. Annemden aldığım eğitimler var. Ama taş almaya gelenler garip insanlardı. Ve sana az önce anlattığım gibi, hocam bir taş ver bana, işte üçüncü gözüm açılsın. İşte bir taş ver bana, duvarın içinden geçeyim. Bir taş ver bana, çocuklarımın arası düzelsin. Hep bir medet umma var. Bu insanlara 1 yıl ayaküstü koçluk yaptım hoca. Yüzlerce, binlerce kişiye koçluk yaptım. Sonra insanlar dedi ki, ya bize bunu öyle dükkan içinde olmaz. Dükkanın üst katını, zaten ICF'den onaylı sertifikam vardı. Üst katını şey yaptım, ofis yaptık. Orada başladım görüşme. Gene ücretsiz. Bir yıl daha. Belki de 1.000 kişiden fazla ücretsiz seans yaptım. İnsanlar diyor ki, ya eşimi getireceğim, para al bizden. Dedim bu bilgiler parayla satılmaz arkadaş. Yani aşağıdan onlar taş alıp gidiyorlardı. Taş alıp, yani çok iyi. Sinemadan para kazanıyorum, taştan para kazanıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Sonra bir gün baktım ki insanlara anlatıyorum. Taştan medet ummayın. Allah'tan isteyin. Taşın evet vibrasyonu vardır. Taşın titreşimi vardır. Sana uygun bir taş alırsan nazar boncuğu gibi, elektrik süpürgesinin torbası kadarıyla, evet alır verir bir şeyler ama bir nas, bir felak, bir ayetül kürsü, bir Allah'a teslim olmayla gibi, abdestli gezmeyle ilgili bir şey, enerji, aura temizliği gibi işe yaramaz bunlar. Onlar da bedava. Ayetül kürsü okumak bedava. Bir abdest almak bedava arkadaş, ama doğal taşa, arangonit taşına 100 dolar verip, bir de taş programlıyorlardı o zaman. Taşı da 100 dolar programlama parası verdiklerini çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bir gün bir arkadaşım, bir büyüğüm dedi ki, Bülent dedi, sen insanlara aktardığın bilginin parasını alamazsın çünkü hiç kimse bilginin parasını ödeyemez. Yani ben Cenk'in benim hayatıma katacağı bir farkındalığın ticari karşılığı yoktur. Bak, yoktur. Milyon dolar versem de benim 40 yıldır çözemediğim bir döngüyü bana çözmenin dünyalık karşılığı yok. Sadece Cenk'e bana ayırdığı sürenin dünyalık karşılığını verebilirim. Bu kadar. Ötesi yoktur arkadaş. İşte kişisel gelişimcilerin takılı kaldığı nokta burası. Yani haklarını istemeye, ve buna ağırlık derim. Al-ver dengesi. Yani hakkınızı arayın arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Ben çok kamp yaptım. Dünyanın dört bir tarafında. Kamplara uçaklarını ödeyip, otel paralarını ödeyip, konaklamalarını ödediğim insanların %90'ı arkamdan dedikodumu yaptı. Ama bedel ödeyenlerin hepsiyle aram iyi. Demek ki insanoğlu hayatta bir şeyin bedelini öderse kıymetini biliyor. Yani geçenlerde yurt dışında seminer yapacak, koronadan önce Almanya'da yaptık seminerimizi. Bir karı koca yanımıza geldi. Biz dedi 1.000 kilometre yoldan geldik dedi. Dedim eyvallah. Seminerin dedi ücretli olduğu için geldik dedi. Sen çünkü çok fazla ücretsiz seminer yapıyorsun. Hani çoluk çocuk bebek doluşup geliyorlar, çerez yiyorlar dedi. Stand up izlermiş gibi dedi, seni izliyorlar. Çoğu da hiçbir şey almıyor ve gidiyor dedi. Çünkü bir şey vermiyorlar karşılığında. Ha, nefes alıp veriyorlar, ağlıyorlar. İçleri rahatlıyor ama
bir bedel vermediklerinden dolayı 4 gün, 5 gün sonra yine başa dönüyorlar. İşte ücretli olduğu için biz geldik. Çünkü ücreti veren insan dedi, alacağı bilginin değerli olduğunu ve karşılığını vereceğini kabul eden insandır. Ha, bizim YouTube'da 200'den fazla videomuz var. Nefes21.com'da 200'den fazla yazımız var. Şu an bizim Evrenin İlahi Dili kitabını sesli, ücretsiz herkes dinleyebiliyor. Bak, herkes dinleyebiliyor. Benim Instagram profilimdeki linki tıklayın. Oradaki videoda kitabı nasıl ücretsiz dinleyeceklerini anlatıyorlar. Biz bir kişisel gelişim platformu hazırladık. Bu platform Bülent'in değil. Ben platformun bütün yatırımlarını biz yapıyoruz ama platform kişisel gelişim alanında ve hak yolunda olanların kendini milyonlarca insana duyuracağı bir platform. Şu an bizim Türkçe 70 kişi Türkçe grubunda, hepsi çoğu neredeyse profesyonel yaşam koçu ya da koç olmaya aday ya da seslendirmeye gönüllü yol arkadaşlarımız. Almanca, Fransızca, Flamanca, Arapça. Şu an bu dillerde biz içeriklerimizi hazırlıyoruz. Yaklaşık 100'ün üstünde kişiyiz şu an. Ve Rana Kaplan Hoca'yı biliyorsun. Ben ondan 2016'da Rana Hoca'dan, benim eşi ve kendisi eski dostumdu. Bana 1.000 tane koç yetiştirebilir misin dedim. Hak yolunda aklı çalışan. Bak, koçlar da iki türlüdür. Üfürükçüler, farkındalıkçılar. Üfürükçüler eski Metyum Memişlerin yerine geçti. Evet. Cenk, sen de bir şey gördüm. Gel temizleyelim çocuğum. Evet. 100 lira. Gel Evet. sana bir şey yapayım. Bilinçaltından dönüştürelim, edelim ama Cenk'in acaba ben hayat tecrübesini mi alıyorum o saat? Peki bunu nereden öğrendim? İngiltere'den bir profesyonel, o adam üstattı, yalan yok. Üstad geldi Kıbrıs'a. İngilizce eğitim verdi bize. Onun eğitimine katıldım. Adam İngiltere'de nasıl belli markaların toplandığı caddeler olur ya, yani ayakkabıcılar hep o caddede, kırtasiyeciler o caddede, giyimciler o caddede. İngiltere'de kişisel gelişimcilerin, medyumların, psikiklerin olduğu bir cadde var. Adam niyet etmiş o caddede yer bulmaya ve o caddede kiralar 200-300 bin TL aylığı. Ve o hafta biri oradan çıkmış, adam oraya girdi. Adamın uzmanlığı şu. Bak, uzmanlığı. Sen gidiyorsun, diyorsun ki, ya da iptal bir başkası. Diyor ki, trafik kazasında eşimin ölümünü gördüm. Ve gözümü ne zaman kapasam onun parçalanmış cesedi gözümün önünde. Bana bunu zihnimden sil, dile benden ne dilersen. Adamın temizlediği travmalar, anladın mı olayı? Anladım. Bak, ciddiyeti. Bunun hangi healing olduğunu söylemeyeceğim sana. Adam diyor 4 yıl boyunca herkesin zihnindeki kötü hatıralarını temizledim diyor. Gözlerinin aşklarında hiçbir şey hatırlamıyorlardı. Olayla ilgili hatırlamıyorlardı. Benim dedi ofisin dedi bir odası sterlin doldu diyor. Milyonlarca sterlin, trilyoner oldu adam. Çünkü böyle bir seans 40 dakika duracağım, daha fazla değil. Günde 10 seans yapsam ve adam şey alıyor. 100 bin TL, 200 bin TL alıyor insanlardan. Böyle bir para alıyor insanlardan. 4. yılın sonunda durmuş bir gün sabahleyin adam çayını içerken, İngiliz'in tea time'ı, Evet. çayını içerken birden diyor bir aydınlanma yaşadım diyor üstad. Üstad aydınlanma yaşadı. Ben ne yapıyorum dedi. Bu kadar insanın, Allah diyor onlara, o creator, God der, yaratıcı diyor onlara, bir deneyim verdi. Bu deneyimden bir acı çekecekti. O acıdan olgunlaşacaktı ve bir farkındalık yaşayacaktı. Ben gittim onun bilinçaltından parasızlık korkusunu dönüştürdüm. Kıtlık bilincini dönüştürdüm. Evet. Hasta olma korkusunu dönüştürdüm. Kazayı sildim. Parayı da aldım. Ama ben insanların hayat deneyimlerine girmişim. Ve ben onların, o kadar seans yaptığım insanın bundan sonraki hayat deneyiminden ben de sorumluyum. Çünkü hepsini yoldan çıkardım. Düzelterek yoldan çıkarttım. Tövbe etti adam. Bütün parayı torbalara doldurdu. Fakirlere dağıttı. Kurtuldu Ve kendi. adam ağırlığı dağıttı. Ve dedi ki, ben bugünden sonra insanlara
bize şey anlat dedi. Kuyruk sokumundan bu küçük beyinceye kadar omurga var ya, omurganın nasıl anten gibi kullanıp telepatik iletişim tekniği eğitimi verdiydi bize. Yani herhangi bir kişiyle telepatik konuşma, telepatik iletişim, daha birçok şey öğrettiydi bize adam. Sadece yola çıktı ve eğitim verirken ısrarla söylüyor: kimsenin yaşam deneyimine dokunmayın. Kişi yardım istemediği sürece ellemeyin. İnsanların zihinlerinden herhangi bir şeyi dönüştürmeyin. Onlar, onları yaratanların yaratıcısına yönelecek o acıyla ki elini açacak, yaratıcısına yalvaracak. Böylelikle o acı onun kuyruk sokumundan küçük beyincini tepe çakraya kadar açılım yapacak ki paslanmış antenini, paslanmış antenini atsın kişi. Çünkü biz Garfield gibiyik, rahatı severik. Kur'an'da Aynen. der ya, insanoğlu nankördür. Biz nankör, ben nankörüm arkadaş. Konfor alanı Yani tercih etmeyen varlıklarız biz. aynen öyle hocam. Ve 10-12 sene önceydi bu eğitim. Ve 10-12 yıldır kimsenin hayat deneyimine dokunmadı. Bana soruyorlar: ya bu konuda ne yapalım? İç sesine sor arkadaş. Aynen. Değerli hocam, şöyle bir şey var. Biz hep naçizane şu konuda çok ben ve ekibim anlatmaya çalışırız. Eyvallah hocam. Eğer ki sonuca odaklanırsan sınavını büyütürsün. Amacına odaklanırsan kendini büyütürsün. Şimdi mesela biz bu sohbeti yapıyoruz. Ne kadar güzel, siz deneyimlerine kişileri müdahale etmemek için ismini vermiyorum diyorsunuz. Şimdi değerli arkadaşlarım hemen isme takılıyorlar. İşte bu sonuca odaklanmak. Amaca odaklanmak önemli. Bu bir hediyedir. Yani o acı çekmek bir hediyedir. O deneyim bir hediyedir. Çünkü biz zaten o genel manada fotoğrafı görebiliyor olsak zaten böyle bir deneyim olmayacak. Ama biz fıtrat gereği yaşamımızda tevekküle gidebilmek için, teslimiyete gidebilmek için zoru mutlaka bize göre zoru görmeliyiz. O sınırlı akıl acizliği yaşamalı. Acizliği görmeden teslim olamayız zaten. Yoksa Duvara çarpacağım hocam. ve neden hani Yaradan diyor ya, hiçbir şeyi putlaştırmayın, fanatikleştirmeyin. Allah'ınız bir tane. Yani biz birçok Allah tövbe aşağı yapıyoruz. Arabamız oluyor. Ondan sonra bir bakıyorsun elindeki telefonun oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra dualarım kabul olmuyor diyor. Hayatımda hiçbir şey yerine oturtamıyorum. Şimdi davranış bilimleri okudum hocam ben. Aynı zamanda fizyoloji okudum. Harkov Üniversitesi'nde. Bize Hocam, öğret. davranış bilimleri çok benim ilgimi çeken bir branş. Evet. Bu konuda ilerleyen dönemde senden yardım isteyeceğim. Şimdi pür dikkat dinliyorum seni. Estağfurullah, başım üstüne her zaman. Şimdi şunu öğrendik biz. Diyor ki bir insan hayatında idraki kapandıysa, yani yaptığını büyükleştirdiyse ve onu çok iyi yaptığını düşünüyorsa ve güç elinde zannediyorsa üç şekilde hemen harekete geçilmeli diyor. Bir, kişinin antivirüs programı olan ruhsal alanını anında geliştirmeye başlamak için elinden gelen gayreti göstermesi gerekiyor. İki, zihin çok çalıştığı için virüs üretmiştir. Onu tolere edecek ruh olmadığı için meydan ona kalmıştır. Zihni hemen ıslah etmesi gerekiyor. Üç, fizyolojik olarak anında aç kalmaya başlaması gerekiyor diyor. Şimdi bu üçlü denklemi birine anlatamıyorsunuz, ancak zamanı gelince anlatıyorsunuz. Hep anlatıyorum. Geçen eczacı bir arkadaşım arıyor. Ya Cenk diyor, ben diyor bir sürü doktora gittim. Gözlerimle ilgili işte şu oldu bu oldu falan. Hekimler doğrusunu bilir kardeşim dedim. Sen eczacısın. İlaçların neviyatını biliyorsun, tabiatını biliyorsun. Ama ben senin eczanene geliyorum. Ben kendi gözlerim için lutein kullanıyorum. Önünde duruyor bu senin hep sürekli. Demek ki onu da kullanmak Allah nasip etmedi sana. Rızkın ve zamanın gelince sen onu görüp alacaksın orada. Onun için bu Öyle. bütün her şey sonuçtan çıkıp da amaca yönelirsek, yani hazdan çıkarsak, faydaya yönelirsek, 1,5 yıl hocam biz ücretsiz eğitim vermeye çalıştık naçizane olarak. Eyvallah hocam. Çok iyi Oradaki bir yaptın. tek şey bilginin zekatıydı. Yani bilgi zekatını verelim, üzerimizde yanlış bir şey telaffuz ediyorsak, bilmeden haddimizi aşıyorsak, en azından o bizi toparlasın, kendimize getirsin diye. Aynı söylediğin şey çok önemli. Bedel ödediğinde onun bereketini görüyorsun. Bedel ödemezsen o zaman biz bedenimiz için de öyleyiz. Şimdi dünyaya gelirken bir para ödemedik ya hocam. Onun için biz bu bedenin kıymetini bilmiyoruz. Ama para verseydik 100 bin dolar, 200 bin, 500 bin dolar, o zaman gözümüz bozulmasın diye alır onu avucumuzun içinde saklar gece uyurduk yani. Onun için bedel ödenen şey kıymetlidir.
ve değerlidir. Ama bedel ödemediğin şey mındarlaşır hocam. Şimdi seni ben biliyorum, o kadar mütevazi bir adamsın ki ve ücretsiz seminerlerini biliyorum, ücretli seminerlerini de biliyorum. Bedel ödemeyince... Hocam bu arada ücretli seminerlerden şunu söyleyeyim sana. Ücretli seminerlerden toplanan gelirler %90'ı projelere gitti ki insanlar ücretsiz video izleyebilsinler. Yani bu yoldan ne geldiyse %90'ından fazlası bu yola geri gitti. Çünkü benim yola çıkarken ki kontratım Allah'ım bu yoldan ne gönderirsen ben bu yolda kullanacağım diye idi. Ve bu yola gitti ve Allah'tan da gitti. Yani hayatımızda mütevazi yaşarsak yani şöyle söyleyeyim. Son 10 senede seminerlerde toplam 2 ceket değiştirdim, aldım. Toplam 2 ayakkabı aldım son 10 senede. Toplam 3 tane pantolonum oldu son 10 senede. Çok mütevazi davrandım. Yani ne geldiyse yazılıma, yazılımcılara, serverlara hep yatırım yaptık ve daha çok insana ulaşalım. Daha çok can uyansın diye. Yani bir çok iyi bilirdim ben o parayla gezip tozmayı, yiyip içmeyi. Ama hep yatırdım hocam ve şu an etrafımızda bizimle birlikte şu an 480 profesyonel koç dünya çapında ve şu an 100-120'si aplikasyonda içerik üretiyor. Ama tekrar söylüyorum, bir insanın koç olması benim için ayrıcalık değil. Bir insanın insan olması ayrıcalığı. Yani eğer ben Cenk'le konuşurken Cenk başlarsa kendini yukarıya çekip beni aşağı almaya, istediği kadar eğitim alsın, benim için bir değeri yok. Aynısı benim için de geçerli. Aynen. Ve sohbetlerde şuna dikkat ediyorum. Yani geçenlerde bir seminerde iki kardeş yanıma geldi ve kardeşler bir şey anlatıyorlar bana. Dinledim, dinledim. Kitap imzasında. Yani arkada bir sürü kişi var. Sıra bekliyor. Yani çabuk geçmem lazım. Dedim bakın, normalde bu tür sorulara cevap verirsem zaman kaybı. Yani zaman kaybı değil de seminerden sonra ben cevaplarım. Dedim ki bakın, geçmişte 4-5 pardon yani 7-8 sene önce sizinle bu düşüncede idim aynen. Fakat kişisel gelişim hakla batıl arasında bir çatala girer. Dikkat et, hakla batıl arasında. Batılcılar müdahalecidir. Hakçılar teslimiyetçidir. Hak yolundaki kişisel gelişimciler Allah'a teslim olup icraat yaparlar. Batıldakiler enerji göndereceğim bak gör ne olacak derler. Kur'an'da bunun cevabı şu: Allah'a şirk koşmayın. Yapan da eden de Allah'tır. Bu yüzden evet Rabbim bana hamdolsun batılı gösterdi. Beni batılın içinde yüzdürdü. Yani ben hiç batılı görmeden bunu anlatsa idim, o zaman batılı kötülemiş olurdum. Ben içinden geçtim bu yolun ve tekrar söylüyorum batıldaki arkadaşlara. Yanlış değil. Ama batıl başarı odaklı, mutluluk odaklı, haz odaklı, dünya nimeti odaklıdır. Batıl kişisel gelişim. Bize gel şirkette bir numara olacaksın, kazancın artacak, en iyi sevgili için olumlama yapıyoruz. En iyi işte bolluk için adak yapıyoruz, ritüel yapıyoruz. En iyi bilmem ne için yapıyoruz. Kabul. Bu batıl yoldaki kişisel gelişimdi. Hak yolunda arkadaş benim hayatımda şu an bolluk mu yok? Sor kendine. Neden yok? Hak ettiğine mi inanmıyorsun? Ben sordum birine. Çok zengin olsan dedim nasıl olur? Kocam beni bırakır gider. Teşekkür ederim. Senin zengin olmayışın altında gelen bolluğun seni ya da aileni sapıtacağı korkusu var çekirdek inancında. Sen ora bura enerji sallayacağını, Cem Yılmaz dedi ya, yanındakine bir şey söyleyeceksin, evrene yolladım, Evet. yana gidiyor. Ya Evet. Cenk burada, Cenk sana bir şey söyleyeceksem evrenden sana yollamam, direkt söylüyorum. Yani anlatmak istediğim hak yolundaki kişisel gelişim de mutluluk odaklı, başarı,
zevk, haz, şan, şöhret, mal, mülk odaklı değil, huzur odaklıdır. Şunu bilirsin, bu dünya kumbaramada, ahiret kumbaramada damlaya damlaya göl olur deyip yola çıkıyorsun ve canlara ulaşıyorsun, mallara değil. Hocam çok net kısadan hisse hep şunu anlatmak, ben kendime misyon edindim. İnsan sadece gördüğüne bakarsa hep yarım kalır. Çünkü Öyle hocam. yemeği yeriz ama tadı veren Allah'tır. Gözle bakarız ama göz kendini göremez. Konuşuruz ama kendimizi duymak için kulağa ihtiyaç vardır. Onun için hayatımızda ruhsal anlamda kendini geliştirmeyen her insan mutlaka ve mutlaka hataya düşecektir. Çünkü zihin nefs odaklıdır ve o zihin bizi hep yanlış yaptıracaktır. Ben merkezci yapacaktır, hep paraya odaklandıracaktır, madde. Çünkü gördüğü odur. Görmediği kısmını bilmediğimiz için biz. Yani o ruhsal alan gelişmeden insanda her zaman yanlış yola sapmaya meyilli olacaktır. Ben bütün değerli dostlarımıza buradan söylüyorum. Sonuca odaklanıyorsanız, bunu nasıl hemen çözerim, nasıl yaparım odaklanıyorsanız yanlış yoldasınız. Bunun sizde niye olduğunu, niye bu durumun ortaya geldiğini anlamadan, idrak etmeden, kendinizden daha büyük bir gücün var olduğunu kabul etmeden kesinlikle fark edip yüzleşemezsiniz bu şeyle. O zaman Allah kendi aklımızda bizi kendi başımıza bırak. Ya al çöz bakalım nasıl çözeceksin diyor. Ama ben kendi aklımın o kadar gelişmiş olduğuna inanmıyorum. Onun için ben aklımı Allah'a teslim ediyorum. Ondan bir damla bana gelsin de ben de çözeyim istiyorum. Yayınımız birazdan kapanacak değerli hocam. Yani çok keyifli bir sohbet. Bunu böyle saatlerce yapmak benim için Hocam çok... biz bu yayının tekrarını yine yaparız memnuniyetle. Sen bunu hikayene kaydet bu yayını. Biz onun ekran görüntüsünü alıp YouTube'da bizim tarafta IGTV'de biz telli düdük yapacağız bunu teknolojinin elinde. Artı senin yaptığımız bu sohbeti de bizim aplikasyona podcast olarak ekleyeceğim. Bilgin olsun. Milyonlarca kişi dinlesin bunu. Bir de bu akşam bizi izleyen herkese Bülent Gardiyanoğlu ve Cenk kardeşimin Instagram hesabını takip edecek. Aynı anda ikisini takip edip Bülent Gardiyanoğlu'nun profilindeki YouTube linkini tıklayan herkese, çekilişsiz kuralsız herkese Evrenin İlahi Dili kitabının seslisini nasıl dinleyeceğinizi anlatan bir video var. Bu broşürle başlıyor arkadaşlar. Bu broşürle başlayan bir video. Lütfen videoyu izleyin. Artı videonun devamında da bizim ücretli yaptığımız İstanbul'daki atölye çalışmamızın videosunun tamamını 12'ye böldük. Videonun devamında da izleyenler o 12 bölümlük atölye videosunu da ücretsiz hediye nasıl alacaklarının açıklaması var ama Cenk'le benim hesabı takibe alıyorsunuz. Benim profildeki videoyu tıklıyorsunuz arkadaşlar. Yeni Sevgili kardeşim, Yeni Yaşam Okulu'na teşekkür Yaşam ediyorum. ve Cenk Sabuncuoğlu ve aynı zamanda Bülent Gardiyanoğlu'nun hesaplarını takip edelim. Biz de Evet, YouTube'a 3 hesap arkadaşlar. süper. Evet hocam, 3 son hesap. kapanış cümleni bir alalım güzel diyelim. Cenk kardeşim, senin hesabını soruyorlar. Hesabını bir söylesene. Cenk Sabuncuoğlu şahsi hesabım. Buradan takip Evet. edersiniz. Yeni Yaşam Okulu Instagram sayfamız. Buradan takip edebilirsiniz. YouTube'da Yeni Yaşam Okulu'nu takip edebilirsiniz. Evet, YouTube'da da takip edin arkadaşlar. Herkese hediye var. Sizi seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi bak kendisine. Silivri'ye kahve içmeye geleceğiz. Ben de geleceğim. Kıbrıs'a da gelirsen misafirimizsin ona göre. Ben Kıbrıs'a indim mi zaten seni sordum mu beni sana götürürler hocam İnşallah. Beni adada bulursan götürürler. zaten. Hayırlı akşamların olsun. Hayırlı Teşekkür akşamlar. ederim. Allah'a emanet ol. İyi bak Görüşmek kendisine. üzere değerli hocam. Evet değerli dostlarım. Bu güzel sohbet için ilk önce Bülent Hoca'ya teşekkür ediyorum. Sizler de zamanınızı ayırdınız ve bu güzel sohbete eşlikler ettiniz. Çok mutlu oldum. Bunu YouTube sayfamızdan aynı zamanda Bülent Gardiyanoğlu'nun hesaplarından da izleyebileceksiniz. Burada o kadar dost bir sohbetti ki bu. Bütün o kişisel gelişim, dönüşmek isteyen, hiçbir kişisel gelişimle alakası olmayan bile hayatında nasıl dönüşmek istediği ile ilgili olarak bir yol bile arıyorsa şu sohbetten çok şey çıkarırdı. İşin özeti şu arkadaşlar, bilgi, ilim bunlar bizi bir yere götüren şeylerdir. Benim naçizane tavsiyem yaşamanızın içerisinde her zaman
mütevaziliğe, her zaman Allah yolunda olmaya, her zaman yaratıldığınızı kabul ederek yolunuza devam etmelisiniz. Eğer ki siz bir şeyler hak etmeye başlarsanız merak etmeyin, size Bülent Gardiyanoğlu gibi, size değerli diğer dostlarımız gibi birilerini çıkarıp önünüzde mutlaka bir yol açacaktır. Ama sonuca odaklanıp hemen bunu nasıl yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım demeye başladığınızda maalesef o yol kapanacaktır. Ticaretle bu işe başlayamazsınız. Bu işe gönülle başlayabilirsiniz. Bu işe hizmetle başlayabilirsiniz. Bu işe aşkla başlayabilirsiniz. Bu işe kendinizi bulmak için başlayabilirsiniz. Sorulara binaen bunu yapıyor, söylüyorum. Hepinize hayırlı akşamlarınız olsun. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bülent Gardiyanoğlu, Cenk Sabuncuoğlu, Yeni Yaşam Okulu sayfalarımızdan bizi takip ederseniz biz sizin enerjinizle hareket ediyoruz ve sizin enerjinizle hareket ederek bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Sevgiyle güzel akşamlarınız olsun.